Merhaba sevgili izleyenler, Teferruat'a hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Bir haftanın daha sonuna geldik ve ben bugün de konuşmamız gereken, teferruatta kalmaması gereken konulardan konuşabileceğimiz kadarını derledim, toparladım. Sizler için hazırladım. Birazcık vaktiniz varsa konuşalım. Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu'nu Fatih'e benzetmiş. Tabii bunu duyan Erdoğan kızmış. Siz nasıl bizim tarihi bir şahsiyetimizi, hepimizin ortak değerini siyasete alet edersiniz? Böyle milli ve manevi değerleri siyasete alet etmek ne kadar ayıptır, utanılacak bir şeydir. Kendinize gelin dememiş tabii ki. Fatih kim siz kim demiş ya bir haddinizi bilin demiş. Onu ancak biz kullanırız biz demiş. Bir yerde milli ve manevi değerler sömürülecekse onu da en güzel biz yaparız demiş. Siz nasıl olur da kendinizi Fatih'e benzetirsiniz demiş. Yani bunun yanlışlığı üzerine kimsenin düşündüğü yok. Sadece kendileri orayı parsellemiş durumdalar ya böyle dini konular, milli konular falan, tarihi, Osmanlı Osmanlı falan bunu tamamen parsellemiş durumdalar. Başkalarının kullanmasına karşılar. Kullanılmasına karşı değiller. Dibine kadar kullanırlar. Sadece kendilerini benzetiyorlar ama en çok onlar Fatih, en çok onlar Ömer, en adil onlar, en merhametli onlar, dünyaya barışı yayanlar onlar, ülkeye hizmet edenler onlar, bayrağa hizmet edenler onlar. Başka kimse bunlardan bahsedemez. Ha bana kalsa kimse bahsetmesin. Hiçbir politikacı, hiçbir siyasi parti bu ülke için önemli olan dini, milli figürleri, isimleri, olayları, tarihleri falan kullanamazsın yani. Normalde belki de kanunun filan bir yerlerinde yazıyordur biliyor musunuz bunların kullanılamayacağına dair. Ama kimin umrunda? Kullanıyorlar. Tabi Erdoğan bu konuya girince klasik yalanlarından bir demeti de eklemeyi ihmal etmiyor konuşmasından. Diyor ki zulüm 1453'te başladı diyenler ve bezmi alem valide sultan camisinde bira içenlerle berabersin diyor Meral Akşener'e. Erdoğan'ın en popüler yalanlarından birisi biliyorsunuz bu. Camide bira içtiler, başörtülü bacıma saldırdılar. Bakın bugün 10 Eylül, bundan birkaç gün önce 6-7 Eylül tarihlerinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Yahudi, Ermeni, Rum vatandaşların evlerine, canlarına kastedildi. İnsanlar öldürüldü. Dükkanları, evleri yağmalandı. Kadınlara tecavüz edildi. Ve bunların tamamı bir yalanla başladı sevgili izleyenler. Atamızın evini bombaladılar yalanıyla başladı bunun yalan olduğu, bunun bir provokasyon olduğu yıllar sonra ortaya çıktı ama artık iş işten geçmişti. Memleket yakılmış, yıkılmış, binlerce, on binlerce insanın kalbi kırılmış, kendi yurtlarında, kendi memleketlerinde, kendi topraklarında lince maruz kalmışlardı. Bu çok büyük bir provokasyondu. Kan aktı ve o yara hiçbir zaman sarılmadı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti o yarayla hiçbir zaman hesaplaşmadı. 6-7 Eylül tarihinde herhangi bir yaz günü ilan edildiğini duydunuz mu? Hayatını kaybedenlerin rahmetle saygıyla anıldığını duydunuz mu? Erdoğan'ın camide içki içtiler, başörtülü bacıma saldırdılar yalanı var ya atamızın evini bombaladılar gibi büyük bir provokasyondur. Provokatör. Başlı başına ülkenin başına bir provokatör var. Bunu bilerek yapıyor. Bunu düzenli bir şekilde devam ettiriyor. Yine aynı yalanı söylüyor. Camide bir ay diyor. Görüntüler önümüzdeki cumaya. Yalan dersen var, iftira dersen var, hakaret dersen var, tehdit dersen var. Ama baktığın zaman Fatih kim? Tabii ki o. Ömer Kim? Tabii ki o. Tarihteki bütün önemli karakterler, bütün büyük karakterler onda yeniden vücut bulmuş sanki. Sevgili izleyenler, Sosyal Güvenlik Kurumu'nda çok büyük bir milyarlık bir yolsuzluk söz konusu. Sözcü gazetesi bu haberi gündeme getirdi. Türkiye bununla çalkalanmıyor ne yazık ki çalkalanamıyor. Çünkü yolsuzluklar, hırsızlıklar Türkiye'de o kadar da önemli bir etki oluşturamıyor. Çünkü bundan utanacak. Bundan dolayı başını öne eğecek, özür dileyecek, biz nasıl böyle bir hata yaptık diyecek insanlar tarafından yönetilmiyor Türkiye. Çalıyorlar ama çalışıyorlar deyip hırsızlığı normalleştiren, hırsızlığı son derece sıradan bir şeymiş gibi gören, hatta fırsatını bulursa kendi de çalacak, kendi de çalacak olan insanlardan bahsediyoruz. İmkan geçse eline o da 3-4 maaş alacak. O yüzden 3-4 maaş alana kızmıyor. Ama SGK'daki milyarlarca liralık yolsuzlukla suçlanan şirket Süleyman Soylu'nun kuzenine aitmiş. Buyurun efendim. Şimdi bu bilgi üzerinden ilerlersek sevgili izleyenler. Bu yolsuzluk soruşturmasının düzgün bir şekilde yapılabileceğine ne kadar ihtimal veriyoruz? Şu haber sağlam bir ipucu olabilir sizler için sevgili izleyenler. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Vekili soruşturmayı ben başlattım görevden alınmam takdir. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun başkan vekilini görevden almışlar. Bu görevden alma acaba o da mı yolsuzluğa bulaştı diye insanların aklına geliyor olabilir? Değil. Yolsuzluk soruşturmasını o başlatmış. 7 müfettiş görevlendirmiş. Bu yolsuzluk araştırılsın diye kadere bak yolsuzluk soruşturmasını başlatan başkan vekilini başka bir göreve kaydırmışlar. İlginç. Bu yolsuzluk soruşturmasıyla nasıl mücadele edileceğini, hükümetin bu konudaki samimiyetini ölçmek, biçmek, tartmak için elimizde halika bir terazi var sevgili izleyenler. Erdoğan Bayraktar demiş ki bağımsız bir savcı araştırsın. Hani bağımsız bir savcı. İyi de savcılar bağımsızdır zaten. Niye böyle bir sıfat kullanmak zorunda kalıyorsunuz? Savcı bağımsızdır zaten normalde. Ama o bile bunu ifade etmek zorunda kalıyor. Bağımsız bir savcı, cesur bir savcı, adil bir hakim. Adil değilse hakim olamaz zaten. Cesur değilse savcı olmasın zaten. Bağımsız değilse savcı değildir zaten. Birisinin emir emiridir. Erdoğan Bayraktar diyor ki 8 yıldır boğazımda bir düğüm var. Bağımsız bir savcı araştırsın. Yüce divana gitmekten korkmam. E kendin git. Kendin, kendini şikayet et. Şikayetçi ol. O dönem yaşanan her şeyi eğer masum olduğunu düşünüyorsan, seni hırsız çuvalına attıklarını iddia ediyorsan, benim yolsuzluklarla, hırsızlıklarla, rüşvetle hiçbir alakam yoktu diyorsan, sağlam bir dosya hazırla. Vardır sonuçta tanıdığın hukukçu arkadaşların falan filan, değil mi yani? Dosyayı hazırla, götür, Anayasa Mahkemesi'ne sun. Yüce Divan'a kendin git. Git savcıya kendin ver mesela. Ama o da şunun farkında. Buradan gol olmaz. Buradan bir şey olmaz. Şu anda bir şeyin yerini yapıyorlar sevgili izleyenler. Farkında mısınız? Bir şeylerin yerini yapıyorlar. Hiç olmazsa böyle son virajda böyle son kavşakta böyle bir çıkış yapıp böyle bir gündeme gelip biz aslında onlar gibi değildik. Böyle bir kaçış manevrası, kaçış hareketi gibime geliyor bu yaptıkları. Sadece buna bakarak bile SGK'daki milyarlık yolsuzluğu AKP'nin nasıl araştırıp ortaya çıkaracağını, yolsuzlukla nasıl mücadele edeceğini aşağı yukarı hepimiz biliyoruz. Adalet anlayışlarını biliyoruz. Adana'da 17 yaşındaki Suriyeli Ali El Hemdanı öldüren polis FK'nın avukatı, olay günü, havanın sıcak olması ve müvekkilinin oruçlu olması bahanelerine sığınarak tahliye talep etti. Bir polis memuru 17 yaşında bir çocuğu, bir genci öldürdü. Katletti. Bu genç aranmıyor, bu genç suçlu değil, elinde silah yok. Kimse için tehlike teşkil etmiyor, kaçmıyor, hiçbir şey yok. Neden öldürmüş? Çünkü o gün hava çok sıcakmış ve oruçluymuş o sırada polis memuru. Kusura bakmayın ama o zaman birileri derse ki devlet memurları görevini ifa ederken mesaisi esnasında oruç tutmasın. Devlet memurları görevi esnasında dini vecibelerini yerine getirmesinler çünkü görevlerini düzgün yapamıyorlar derlerse geçip köşenize oturacaksınız ağlaya ağlaya günlüğünüze yazacaksınız. Ya o orucu tutmayacaksınız ya da o memuriyeti yapmayacaksınız ya da böyle salak bir bahanenin arkasına saklanmayacaksınız. Ortada bir cinayet varsa bahane olarak Dininizi, imanınızı, ibadetinizi kullanmayacaksınız. Bahaneye bakar mısınız ya? Hava sıcakmış. O zaman Adana'daki bütün polisler insan öldürecekler teker teker. Urfa'da, Diyarbakır'da hava sıcak diyecekler. Erzurum'dakiler hava soğuktu, ne yapalım diyecekler. Oruçluyduk, sinirliydik, bilmem neydi, falandı filandı. Neden bunu kullanıyor avukat? İşe yarayacağını düşünüyor. Böyle dini yerden girersem, milli yerden girersem işe yarar diye düşünüyor. Buna dair bir umudu var çünkü. Katiller yerine Emine Şen yaşarak dava açıldı. 185 gündür sürdürdüğü adalet arayışını görmezden gelen Urfa Adliyesi, Emine Şen Yaşar'a katliamda sorumluluğu bulunan AKP'li İbrahim Halil Yıldız'a hakaret ettiği gerekçesiyle dava açtı. Sevgili izleyenler, Urfa'da böyle bir olay var. Yüzlerce şahidi olan, Herkesin bildiği, bütün Urfa'nın bildiği kamera kayıtları olan, görgü tanıkları olan bir Cinayet yaşandı. Cinayetler yaşandı. Bir aile katledildi. Bu kadıncağız, bu anne tek başına adliyenin önüne oturuyor ve adalet nöbeti tutuyor. Analar ağlamasın. Ağlattınız. Her anlamda ağlattınız anaları. İşte örnek. Ve sevgili izleyenler o katillere neden dokunulmuyor? Çünkü cümle içinde geçen ifadeyi tekrar okuyalım. AKP'li İbrahim Halil Yıldız isminden dolayı o katillere dokunulamıyor. Ve katile katil dediğiniz zaman hakaret etmiş oluyorsunuz. Hırsıza hırsız dediğiniz zaman hakaret etmiş oluyorsunuz. Öyle. Şimdi şu habere birlikte bakalım sevgili izleyenler. Yahya da hapse girdi. Yahya kaç yaşında biliyor musunuz? 5 yaşında bir çocuk. Yahya 5 yaşında bir çocuk ve hapse girdi. Hayır bir suçu yok tabii ki. Çünkü Yahya'nın hem annesi hem babası cezaevinde. Yahya'ya ve onun ablası Down sendromlu Elif'e dedesi bakıyor. Ama Yahya çok küçük. Annesini özlüyor. Artık bu durum, bu yalnızlık, bu özlem psikolojik olarak onu çok olumsuz etkilemiş. Artık yemek yiyemez hale gelmiş. Ve cezaevine annesinin yanına gitmiş. Ve Down sendromlu Elif annesiz, babasız ve kardeşsiz kalmış. Dışarıda tek başına. Şimdi adaletten mi bahsediyorsunuz? Hukuktan mı bahsediyorsunuz? Bu çocukların hem annesini hem babasını tutuklayan, hakimler, savcılar, bu kararı veren insanlar. Muhakkak onların da bir ailesi falan filan var. Hiç onların çocukları üzerinden sizin de çocuğunuz var falan demeyeceğim. Buna gerek yok. Orada kanun var, kitap var. Hukuka uysalar yeter. Onlardan merhamet falan dilenmiyoruz. Onlardan insaflı insanlar olmalarını, onların iyi kalpleri, vicdanları, çocuklarınızı eve gidince sarıldığınızda hiç aklınıza tutukladığınız insanların çocukları gelmiyor mu falan demeyeceğim. Hukukta böyle şeylere gerek yoktur zaten. Ne gereği var ya? Hukukta ben hakimin, savcının vicdanına seslenmek zorunda değilim ki. Orada anayasa var, orada hukuk var, kitap var. 5 yıl önce, 6 yıl önce ülkenin başbakanının, cumhurbaşkanının bizzat içinde olduğu, teşvik ettiği, desteklediği, aman yardım edin, aman dahil olun, aman gelin bitsin bu hasret filan dediği organizasyonlara katıldıkları için bu insanlar bugün terörist oldular. Ve çoluk çocuk dünyaları zindana çevrildi. Hırsızlardaki özgüven kimsede yok şu anda sevgili izleyenler. Masumsanız korkuyorsunuz. Masumsanız başınıza bir şey gelir diye endişe ediyorsunuz. AKP'li başkan bilir kişiye 100 bin lira rüşvet verdi. Bir dakika. AKP'li belediye başkanı bilir kişiye 100 bin lira rüşvet vermiş. Bu cümleden çok bir şey anlaşılmıyor olabilir sevgili izleyenler. Zonguldak ilinin Çaycuma ilçesine bağlı olan Filios beldesinin belediye başkanı olan bu şahıs zimmetine 4 milyon lira geçirmiş. Küçük bir kasabadan bahsediyoruz bakın. 4 milyon lira. Siz şehirler büyüdükçe bu miktarın nerelere gittiğini hesap edin. Şimdi bu adamın hakkında böyle bir iddia var. Demişler ki bu zimmetine 4 milyon lira geçirdi. Ve bir dava açılmış. Ve bir bilirkişi bu belediye başkanının gerçekten zimmetine 4 milyon lira geçirip geçirmediğini araştıracak ve onun verdiği rapora göre dava sonuçlanacak. Başkan kendine yakışanı yapıyor. Bilir kişiye de 100 bin lira rüşvet veriyor. Ve bu davadan Beraat ediyor sevgili izleyenler. Bu arada o küçük Anadolu şehrinde oraya yatırım yapacak, orada ticaret yapacak iş adamlarından, iş insanlarından da rüşvet istediğine dair iddialar var. Nasıl? İşte böyle. Taliban hakkında sevimli, sempatik mesajlar, ılımlı mesajlar veriyor AKP'liler ve Doğu Perinçekgiller. Taliban da dünyaya sanki değişmişmiş gibi bir imaj oluşturmaya çalışıyor. Ama gerçeğin öyle olmadığını hepimiz biliyoruz. Kadınlara neler yaptıklarını biliyoruz, nasıl saldırdıklarını biliyoruz. Ve işte o yaptıkları saldırıları haberleştirmeye çalışan gazetecilere neler yapmışlar sevgili izleyenler. Burada çok daha detaylı fotoğraflar vardı ama ben yayınlamak uygun olmaz diye o fotoğrafları kullanamıyorum. Sadece bu haberde gördüğünüz küçük fotoğrafla yetinelim. Gazeteciler yapılan işkenceyi dünyaya duyurmuşlar. Bakın kadınları dövüyor Taliban'ın askerleri, eşkıyaları. Bu gazeteciler o görüntüleri çektiği için işkenceye maruz kalıyorlar. Ama helal olsun bu gazetecilere. Kendi vücutlarındaki işkence izlerini de bütün dünyaya gösterdiler. Ha ispatlanacak bir şey yok. Taliban'ın ne olduğunu biliyoruz da. Karakolda job, elektrik kablosu ve kamçıyla dövdüler. Yüzümdeki yara, suratımı tekmeledikleri ayakkabıların izi. Ve şu cümleyi kurmuşlar sevgili izleyenler Taliban'ın katilleri. Kafan kesilmediği için şanslısın. Evet. Türkiye'dekiler şimdi Taliban hakkında ılımlı mesajlar vermeye devam edebilirler. Çünkü şu detaylara bakınca gerçekten Taliban'la aralarında çok bir fark yokmuş gibi görülüyor. Çünkü Türkiye'dekiler de yaptıkları işkenceleri sergilemekten keyif alıyorlar. Taliban da öyle. Taliban sadece bunu takım elbisesiz bir şekilde yapıyor. O kadar. Adalet kelimesini ağzına alması, kanunen yasaklanması gereken Recep Tayyip Erdoğan daha adil bir dünya mümkün diye bir kitap yazdı. Öyle iddialar var, yazmış diyorlar. Valla yapacak bir şey yok yazmış diyorlar. Kitap 40 liradan 28 liraya düştü sevgili izleyenler. Kısa sürede bir de Türkiye'den enflasyon yüksek diyorsunuz. Bakın ne güzel indirim yapmışlar. 40'tan 28'e düşmüş. Demek ki bu kitap 28'e de satılabiliyormuş. Yarın bugün bu kitabın bedava dağıtıldığını da göreceğiz değil mi? Dersimde aşı olana Erdoğan kitabı hediye kampanyası başlatılmış. AKP teşkilatı başlatmış. Aşı olun, aşı olduğunuzu belgeleyin. Sonra gelin bize biz size bu kitabı hediye edeceğiz demişler. Büyük ihtimal bu aşı karşıtlarının bir oyunu sevgili izleyenler. İnsanları aşıdan soğutmak için acaba aşı olsam mı olmasam mı diye tereddütte kalmış tam da aşı olmaya karar vermiş birisi bunu gördüğünde ha diyecek demek ki aşı olmamalıyız. Darısı başımıza diyerek Fas'taki nihai seçim sonuçlarını konuşabiliriz sevgili izleyenler. Fas'taki sonuçlara göre seçim sonuçlarına göre 2016 seçimlerinde 125 milletvekili çıkaran ve iktidar olan Adalet ve Kalkınma Partisi partinin adı bu gerçekten bu yani Adalet ve Kalkınma Partisi Fas'ta bu seçimde 13 vekil çıkarabilmiş. Müthiş bir çakılma. Saadettin El Osmani sorumluluğu üstlenerek istifa etmiş. Herhalde istifa edecek yani böyle bir hezimetten sonra mümkünse istifa etmesi lazım. Ama diğer taraftan da 125'ten 13'e düşmüş olması hani Fas'taki insanları tebrik etmeliyiz. Bravo çok güzel. Bakalım biz Türkiye'de bunu başarabilecek miyiz? Buna benzer bir sonuç ortaya çıkarabilecek miyiz? Tam böyle seçimler yaklaşıyor, Türkiye'deki gidişat değişecek filan diye ümitlendiğimde hemen bizim Türkiye'deki muhalefet partilerini düşünüyor ve frene basıyorum. Diyorum ki temkinli ol. Fazla da umutlanma. Örnek CHP ve İyi Parti'nin HSK'ya atadığı üyeler hakimin ifade özgürlüğüne red oyu verdi. Hakimler, savcılar kuruluna CHP ve İyi Parti'nin atadığı üyeler de var. Tabi onlardan ne bekliyoruz? Onlardan daha özgürlükçü olmalarını, daha adil olmalarını. Hakimler Savcılar Kurulu'nda adaleti temsil etmelerini bekliyorsunuz. Doğal olarak bunu beklemek zorundayız. Adı üzerinde CHP ve İyi Parti iktidarın yaptığı yanlışları yapmama vaadini sunuyor halka. Peki buradaki olay ne? Buradaki bir hakim sevgili izleyenler. Can Dündar ve Erdem Gül'ün MİT tırları davasında tutuklanmasını eleştiren bir açıklama yapmış. Ve demiş ki bu kararın Hukukla alakası yok. Bu intikam için verilmiş bir karardır. Bu bir gözdağı kararıdır. Bir. İkincisi Cumhurbaşkanı'na hakaret davaları var ya bir madde var. Bu maddeden yola çıkarak Cumhurbaşkanı'na hakaret davaları açıyorlar ve buradan çok büyük paralar kazanıyorlar. Çok insan mağdur oluyor. İşte aynı hakim sevgili izleyenler bu maddeyi Anayasa Mahkemesi'ne götürmüş. Demiş ki bu hukuka aykırıdır. İşte bu hakim bu açıklamaları sonrasında Trabzon'a sürgün edilmiş sevgili izleyenler sonra da bu açıklamalarından dolayı bu hakimin huzurunu kaçırmışlar. Ve bu hakim HSK'ya itiraz etmiş. Hakkında verilen bu kararlarla alakalı itiraz etmiş. Demiş ki ben ifade hürriyetimi kullandım. HSK demiş ki hayır kullanmadın ve hayır bu senin yaptığın ifade hürriyeti değildir diyenler arasında CHP ve İyi Parti'nin HSK'ya gönderdiği üyeler de var sevgili izleyenler. Sadece bir tane İyi Parti'nin gönderdiği bir üye. Sadece bir üye. Toplam bir sevgili izleyenler. Yazıyla bir. Hakimin bu açıklamaların ifade hürriyeti olduğunu düşünmüş. Geri kalanın tamamı memlekete dair adalet hayallerimizin üzerine beton dökmüşler. Naci İnci. Üniversitenize sırtınızı dönerek sahip çıkamazsınız. Şimdi diyeceksiniz bu kim? Naci İnci kim ya? Hani vardı ya bir tane sevgili cenniler, kel, kılıksız, kifayetsiz, metalika dinliyorum falan diyen kayyum bir... Neydi onun adı ya? Neydi neydi? Ha Melih Bulu. Bak adını bile hatırlamıyoruz. Attılar çöp kutusuna. Böyle peçete gibi sümkürdüler attılar bir kenara. işte onun yerine boğaz içine getirilen kayyum Naci Bir süre sonra bu da aynı akıbeti yaşayacak. O e, Melih Bulu'nun saçı biraz olan ve bıyıklı hali. Bıyıklı kayyum. Üniversitenize sırtınızı dönerek sahip çıkamazsınız demiş. Lan kayyum. Üniversite sırtlarını dönmüyor insanlar. Senin nezlinde, senin şahsında kayyumluk sistemine, adaletsizliğe, hukuksuzluğa, saray saltanatına sırtlarını dönüyorlar. Bir duruş gösteriyorlar. Sen kendini üniversite mi zannediyorsun? Kayyum en kısa zamanda bu ve bunun gibi bütün karaktersizlerin tarihin çöp tenekesine atıldığını inşallah hep beraber görürüz. Aa milli takımda Şenol Güneş dönemi sona ermiş sevgili izleyenler. Gayet normal bir sonuç bu. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra Şenol Güneş keşke istifa etseydi çok daha uygun olurdu diye düşünüyorum. Çünkü Avrupa Şampiyonası'nda sadece bir gol atabilmiş, bütün maçlarını kaybetmiş, şampiyonunun en başarısız takımı olmuş milli takımın antrenörünün devam etmesi normal değildi yani. Normal değildi. Şenol Güneş'in şahsını vesaire bir kenara bırakarak sadece sonuçlar üzerinden değerlendiriyorum. Ama ama geçen de söylediğim gibi yerine kim gelecek? Yerine kim gelirse gelsin Türkiye'de bir sistem sorunu var. Politikanın bu kadar her şeye burnunu soktuğu, eline şemsiye alıp her yeri dürttüğü bir yerde milli takım arada iyi sonuçlar da alabilir, bazı galibiyetler falan da alabilir. Tutar işte Hollanda'yı 4-2 yener falan vav wow, güzel sonuç deriz. Ama bu hiçbir zaman devam ettirilemez, sürdürülemez. Çünkü milli takım Hollanda'yı 4-2 yendiğinde geçip milli takım oyuncularıyla hemen poz veren, hemen soyunma odasına inen, tweetler atan, bilmem ne yapan politikacılar bu takım 6-1 yenildiğinde neredeler ki bana kalsa? Milli takım kazandığında bile politikacıların soyunma odasında işi yok ve siyasetteki o leş kokusu spora da siniyor, sanata da siniyor. Her yere sirayet ediyor ve bereketsizlik yayılmaya devam ediyor. Ha inşallah milli takımın başına iyi bir antrenör gelir. İnşallah toparlar i̇yi sonuçlar alırlar ama futbol sonuçta bu. Ömer Üründül gibi söyleyecek olursak iki takım da gol atamazsa maç berabere bitebilir yani. Ve insanın asabını bozan haberlerden birisi, gündemlerden birisi. Twitter'da yer yer Abdullah Gül ismi TT'ye giriyor. Neden? Acaba Millet İttifakı'nın adayı Abdullah Gül olabilir mi falan bunlar konuşuluyor. Bugün yine baktım yine ya lütfen Lütfen Abdullah Gül Cumhurbaşkanı iken ne yapmış? Ülkenin hayrına ne yapmış ya? Hangi olumsuz yasayı, hangi antidemokratik yasayı engellemiş? Ülkede kurulan diktatörlüğün temelini Abdullah Gül attı. Bütün antidemokratik yasaları onayladı. Tutup tutup gündeme gelmesi çok acayip işte. Abdullah Gül neden sessiz? İnsan gerçekten hayret ediyor yani. Ya bu memlekette hiçbir insan çıkmıyor ya. Bu memleket hiçbir insan yetiştiremiyor. Sonuçta son dönemde ortaya çıkan Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ne olursa olsun popülaritesi son derece iyi ve Erdoğan karşısında çok rahat kazanabilecek adaylar. İnşallah muhalefet yine bir ekmek için Ekmelettin travması yaşatmaz bu ülkeye. Sevgili izleyenler bugünlük ve bu haftalık da bu kadar. Hepinize iyi bir hafta sonu diliyorum. İnşallah kötü haberler almayız bu hafta sonu ve pazartesi konuşacak. İyi bir şeyler bulabiliriz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kılın, hoşça kalın. Hoşçakalın.